Evet. Sabah kalktık. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Şunlar çok güzelmiş ya. Bak. Böyle nasıl büyüyorlar. Yemyeşil. Evet, bahçemiz böyle. Ondan sonra güzel salıngaçımız var. Şöyle biniyoruz. Biraz sallanıyoruz. Evet. Su kuyumuz var. Bu hortum ve deposu var burada. 43 metre yerin altından su çekiyor. İşte böyle güzel bahçe var burada. Gül çiçekleri yetişiyor. Ondan sonra havuzumuz var. Havuzda su kalmadı. Havalar soğudu artık. Bir tane köpeğimiz var orada. Evet. Boks yapmak istersen boksin çantası. Oo, mangal varmış ya. Şişlik. Ya yazın böyle orada pişireceksin, burada yiyeceksin. Bak burada buna Türkistan mangalı. Bu Adana kebabı mangalı. Buraya kömürü doldurup 30-40 tane şiş kebap Adana, Urfa yapabilirsin. Arkaya şey yapmamışsın bir şey, ekmemişsin. Domates, patlıcan. Var, domates. Var mı? Bir tane. Evet, kahvaltımız. Bismillahirrahmanirrahim. Türkistan'da kahvaltılar böyle oluyor. Dışarıda böyle yazın, bahar, sonbahar güzel böyle dışarıda oturuyoruz. Karpuzumuz. Kavun bari kem tulum. Çayımız. Yok kem. Şimdi mi? Hazca şimdi. Diçak ha. Evet, şimdi kahvaltımızı yapacağız. Evet, buyurun. Çatallar. Tamam mı? Dördüncü çatal kimi? Medine. Evet, Medine. Hadi Medine gel. Önce sağ ol. Karpuzlar harika. Bu nedir? Peynir. Şu beyaz peynir galiba. Kaşar peyniri gibi. He? Evet, kaşar peynirmiş. Çok güzel. Bu? Bu çekirdek ya. Çekirdek yapıştırmışlar yani şey gibi. Çekirdek çikolata. Müsli bar. Ha, müsli bar. O da güzel. Bu ne? Pizza mı? Bu Gürcü ekmeği. Pizza getirmişler kahvaltıya. Biraz güneşin altında kalsın. Bu kaymak. Kaymak. Kaymak var. Bu pasta. Bak kahvaltıda pasta bile var. Domatesimiz. Ha şey salata. Bu domates. İsimlerini unutmuşum. Şey karıştırmışsın sen ya. Zeytin peynir. Peynir burada. Ha zeytin yok. Bak bu Antep fıstığı. Bu badem. Badem. Üzüm var. Cesur bakıyor diyor, bu adam nereden geldi? Şeyden kaçtım. Tımarhane şöyle. cinli hastane bilesen mi cinli? Cinlihane diyor. Cinlihane, ondan kaçtım. Sen eve geldin. hayat nasıl burada? Hayat kandaktır diyor. Zor diyor.
Güzel. Güzel. Çok güzel. Sayram gelsinler mi buraya? Ziyaret etsinler mi? Gelsin. Herkes gelsin diye. Mesela Türkiye'den turist geldi buraya Sayram'a. Ne yapacak? Nereye götüreceksin onu? Kayalarına eğlendiremiz turist gelse. Çok düşündün ha. Nereye? Süpermarket dedi. Tamam, süpermarket. Evet arkadaşlar. Park. Cesur abimiz rehber olacak. Buraya gelirseniz size süpermarket bir de parka götürecek. Evet. Şu anda telefon dükkanına geldik. Daniyar abimizin telefon dükkanı. Çıkmayan Samsunlar var burada, bak. Görüyorsunuz. Daha dünyanın görmediği Samsunlar Çimkent'e gelmiş. Sayram'da satılıyor. Evet Daniyar abi, nasılsın? İşler? Elhamdülillah, çok şükür. İyi gidiyor. Sen burası merkez mi? Merkez. Bak burası merkezmiş. Ne satıyorsun? Türkçe biliyor musun? Ne? Ha, buralı mısın? Sayramlı. Sayram kızı mı? Sayramlı kızı. Türkiye'ye vardınız mı hiç? Sen abarsan var ama. Türkiye'ye. Bu kıyafet var abi Türkiye'ye. Bu elbise Özbek elbise mi? Ha, Özbek mi? Ha, Özbeksin. Yine alma yine. Video düşüresem güzel. Nasıl? Video kan mi vazmetti? Ne mi Sayram'ı tanıtıyoruz dünyaya. Vay, bütün cihan sıra bakayım sen. Yok ama. Meşhur olacaksınız. Yok ya, umam sen koşanım da kal. Öldüredi amaydı. Kim da dağmak dedi. Ha, kim vuruyor? Yok, vurmaydı. Vurmaydı mı? Bir de yakışık görürken. Maşallah. Siz bunu mu satıyorsunuz, elma? Nereden geliyor elma? Kaldım. Dağdan getiriyorsunuz. Ha. Dur. Kalın almak yakışık var. Kalın almak yakışık. Peki, soğuş ne? Okula mı gideceksin? Okul, mektep. Mektepte okuyacağım. Yakışı ne olacaksın büyük olunca? Kettabı kendime bulasan diye. Doktor. Doktor, herkes doktor. Hem de doktor boyu. Kim para bakar? Allah'ın iş kim almasa tatlı deseyiz. İnşallah, inşallah Allah bereket verir. Yakışı kalın. Allah'a şükür. Apa, bir kilo ver. Bir kilo. Üç ver. Kilo bile 500 dolar. Bir kilo yeter ya. Turist gel. Apa diyor, beni götür Türkiye'ye diyor. Gelecek mi? Tamam. Ben dedim akıl asallah. Erteki hazırlan, götüreceğim. Apa, sat varsa gerek. Valla da değil. 300 tenge bu. 300 sen gel. Dinler almanlar. Geç almayın. Ne almanlar? 250 sen gel. Dinler pazarda duruyor. Dur ben de 500. Bu mu 500? Tamam. Tamam. Oo banka. Vay be. Vay. Sıkıntılar burada. Siz gel bir sıkıntı. Ver dini. Kalsın kalsın hediye. Yine hediye yok yok kalsın boş ver. Gerek yok yok yok. Rahmet. Allah razı olsun. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Amin. Şurada bir şey koyalım. Evet şu anda nereye geldik? Troy Fenley Süpermarket. İnşaat malzemeleri. İnşaat malzemeleri satıyormuş burada. Burası Alican. Alican. Alican'ın yeriymiş. 60'tan çeyrek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Büyük patronun yanına geliyoruz şu anda.
Evet. Her şey var. Selamun aleyküm. Yakışır mısın? Ama şey, Avustralya'dan gelecekler. Allah Allah, niye olmasın? Yetiştirebilecek mi? Vallahi bilmiyorum. Bir tane fabrika açacak. Açalım. Nasıl işler? Allah aşkına yaramaz ki. Vay be. Burası iki kat mı? Bir kat. İki kat. Ha, iki kat. Yukarıda ne var? Yarın bilardo salonu. Bu tarafı seneye kendim açacağım yani. Ne var dedin? Bilardo salonu var. Bilardo. Ha. Yani o sen kira. Ha, sen kira, o kira. Ha. Bu taraf yukarısı boş şu an. Boş. Şey var. Kullanım. Ya. Küskazım diyordu kağıt. Ha. Aboy. Ha şey, duvar kağıdı. Duvar kağıtları. Ondan yap. Onu düşünüyorsun. İnşallah. Ha. İnşallah. Evet, Ferhat'ın fabrikasına geldik. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Fabrikanın büyüklüğü ne kadar? Toplam 7000 metrekare oluyor. 7000 metrekarelik bir yer. Selamun aleyküm. Bak, Türk bayrağıyla geziyor adam. Görüyor musun? Estetik makine. Estetik makine. Bu bisküvi harçamız. Ha, bu yeni gelen. Ha, yeni gelen. Karaman'dan geliyor. Buradan mı başlıyor? Ha, o bir tarafta hamur olacak. Bu hamur makinesi konacak. Yani şuradan hamur giriyor. Ha, hamur girecek. Buradan şekillendirme olacak böyle. Hamurdan böyle şekilleniyor. İnceltiyor, inceltiyor, şekillendiriyor, sonra pişirmeye giriyor, sonra soğutmaya gidiyor. Bu pişirme 40 metre. Allah Allah. Fırın. Neden o kadar şey? Bu izocam niye? Şimdi? Bu sıcak, dışarı gittim mi için? Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayır, YouTube'a reklam yapıyoruz abi. Siz reklam yapıyorsunuz. Evet, estetik en makine. En büyük bisküvi makinesi ustası. Öyle mi? Türkiye'den. Maşallah. Nasılsın abi? İyisin. İyiyim, teşekkür ederim abi. Estetik falan değil ya. Biz şeyiz. Turan makineyiz. Ramazan, ha Turan makine. Ha, bu ne yazıyor estetik? O ayrı mı? Makine. Ha, makine. Fırın. Ha. Ramazan usta makinesi. Siz yaptınız. Burada Türk yaptım. Burada yaptınız. Türk Özbek. Türk Özbek, ikimizin ortak bir şey. Kaynakçılar Özbekler de. Ha, siz kendiniz o zaman bunu yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Tabii, kendim üretiyorum. Vay be. Mühendistir yani. Siz aslında burada mı oturuyorsunuz, Türkiye'de mi? Yani normalde Türkiye'de oturuyorum ama burada oturur gibi bir şey mi yani? Artık buradasın. Evet. Kırgız'da kaldı, yok. Özbek'te kaldı. Ya 3 yıl Özbek'te, Kırgız'da kaldım 9 yıl. Artık bir ayağın burada yani. Şimdi bir 3 yıl, 4 yıl da burada kalırsak boğazım. İnşallah. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Aslında yok var ya. Ne var yemekte? Patates. Her şey balca. Bakalım yemekleri. Oo. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Ha. Yakışı yakışı. Bu senin keklerden mi? Bizde kubrak çürek var. Samarkand Stone ismi. Evet, Samarkand, Dagestan. Maşallah. Siz zaten ama şey, Kaşgar'a yakın. Oğlum, ha, yakın. Değil mi? Yani ha. Bir saat herhalde. Bir saat, iki saatli yol. Evet, evet. Bir şeye gittik. Emir Timur'un... Şahsabız. Neydi? Şahsabız. Yok, Samarkand. Emir Timur'dan o sıvı. Var o var. Ya büyük böyle şey heykeli bir... Heykeli var. Heykeli vardı. Heykeli var. Evet, oraya gittik. Gezdik. İyi maşallah. Kolay gelsin. Allah razı olsun inşallah. Hayırlı işler. Görüşürüz. Evet, bu komple arsa yine buraya ait yani, fabrikaya ait. Evet, ticaret yapacak gençlere ne diyorsun Ferhat, patron, CEO? Ya gelsinler buraya, çikolata fabrikası kursunlar. Ortak yaparız. Yatırımcı gelsin diyorsun. Yatırımcı gelsin. Nasıl, yani neden böyle bir büyük yatırım
yatırımı girdin veya nasıl girdin yani? Korkmadın mı mesela? Ha, normalde küçük yerle başladık. Bu tarafın yarısını alacaktık. Evet. Sonra ne oldu? Fikir değiştirdik. Biraz yedek olsun. Büyümeye şey olsun. Burayı bir aldık. 13 dönüm. Sonra bu sene de fırsat çıktı. Burayı 10 dönümü daha alıyorduk. Yani ileride büyüme şeyimiz olursa. Vizyonun nedir? Bu fabrika için, gelecek için ne düşünüyorsun? Vizyon nasıl? İnşallah üretimi büyütüp Kazakistan'ın ilk 5 üreticisi olacağız inşallah. Bisküvi ve kek konusunda. Evet. İnşallah. Nasip İnşallah. Olursa. Şu anda kaç kişi çalışıyor? Şu an kabaca 2 var diye de 100 kişi çalışıyor. 100 kişi. Yani 100 kişi, 200 kişi ekmek yiyor yani. Rızık kapısı var. İleride yani. 200 kişiye kadar çıkar yani. Ha, buraya geçtiğiniz zaman 200 kişiye kadar çıkar. Aha, inşallah. Bunlar hepsi buralı. Şey, buradan yani, evet. Sayram'dan, Çimkent'ten. Evet, evet. Evet. Türkiye'den şeyler var mı? Çalışanlar, işçiler? Türkiye'den 2 usta var. Özbekistan'dan da 20 kadar çalışıyor. Yani diğer tarafta, imalatta. Ha, onları ne için tutuyoruz? Burada yerle, düzenle çalışmıyor bazen. Onları biraz düzenli çalıştığı için. İdareci gibi. Ha, yok idareci değil de yani. Fırına koyuyoruz. Gösteriyor yani şey yapıyor, takip ediyor onları. Ama yerliler daha çok izin istiyor falan. İşten ayrılıyoruz. Sıkı işten ayrılıyor. He. Bu yüzden biraz belli bir kadroyu şeyde tutuyoruz da dışarıdan. Maaşlar nasıl mesela burada? Kazakistan, yani böyle bir yerde çalışan birisi için. Valla zaten maaşlar yaptığı işe göre değişiyor. Yani mesela ambalajcılar ne bileyim 5000 paket kek paketledi. Onu 6 kişi yaptıysa ya da 10 kişi yaptıysa adetine göre veriyoruz. Ne bileyim mesela 10 dolardan 20 dolara kadar alıyor günlük. 10-20 dolar günlük. Bayanlar evet. Yani ayın sonunda belki bir 400-500 dolar geçiyor ellerine. Ha, evet. Ha. Ama şey, kalifeli bir iş eleman mesela, diyelim ki ustası veya işte... Ha, mesela hamurda iyi bir yetişmiş olan adamsa 1000 dolar alır yani. 1000 dolar alıyor. 1000 dolara yakın alır. Kazakistan'da 1000 dolar yetiyor mu bir aile için? Ha, yeter. Yeter. Para kalır mı yani? Kalır. Kalır. Yani tabii fazla israf yapmasa, israf olmazsa yani yetiyor yani. Yetiyor. Hayat yani yine fena değil yani. Evet. Şeyleri. Tamam abi, inşallah Allah bereket versin. Açılışına geleceğiz değil mi? İnşallah, inşallah. Türkiye'den bir uçakla beraber. İnşallah. Açacağız inşallah. Şeyleri kesersin kurdeleyi. Anlasın abi. Evet, burası şu andaki imalat yeri. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Rahmet. Suçki, Benjik. Bunların ismi nedir? Suçki değil mi? Suçki. Suçki mi? Suç? Suçka. Suçka. Ha. Siz böyle poşetlere dolduruyorsunuz ha? 450 gram. Kaç gram? 450 gram. 450 gram. Bunları dolduruyor apalarımız. Evet, buradan ölçüyorlar. Ben kayıt kebarı yapmasın da. Yok yok. O mezzenem amaysın mı? Senin? Ha? Alacağım tabii. Ana 60 yaşa kemperler hemşireydi. Siz kaç yıldan beri işliyorsunuz? Çalışıyorsun burada. 8 yıl. Kaç yıldan beri çalışıyorsun? 8 sene. 8 sene, o eski. En orijinaldan. En orijinallardan ya. Has eleman. Ne diyor? En yakşı, en yakşı eleman diyor. Evet. Geçen YouTube'da çok önemli adam sarayı.
Vay bu. Bu abi yeterme rahmet işle yapma. Şey ne demek? Yani zor iş mi? Yani şey ne diyorlar? Tak kıyın iş mi? Bu mu? Bu iş. Yok. Rahat. Kıyın emek yaptım. Kaç saat çalışıyorsun? Kaç neçi saat? Neçi saat çalışıyorsun günde? Ben yet şimdi. Saat şey. Günde. Ha 7 saat işle tek. 7 saat. Güzel. Bilmiyorum ya. Bunlar, bunları bir anlat. Nasıl oluyor şimdi? Bunlar böyle mi? Paket. Ya soğutmalar, masalara seriliyor da. Yani bu şekilde mi kapanıyor bu yani? Ha. Ha. Kaç çeşit var burada? Ya burada sadece şuruplara ürünler, 3 ürün var. Kadına bakabilir miyiz? Kadına bakın. Bunlar sert şey yani. Diğerlerine bakalım. İsmi ne bunun? Suşki. Suşki yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ama biraz kuru. Bunu çayla beraber içmek lazım. Kök çay. Ama güzel, yakışı. Nasılsın abim? Teşekkür ederim abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne var burada? İyiyim, siz nasılsınız? Maşallah. Gıya ben tanıyorum sizi. Ha, nereden tanıyorsun seni? Nereden tanıştık? Avustralya'dan abi. Avustralya'dan bak beni tanıyormuş ha. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani ta baştan bize yardımcı oluyor. Ha, yani orijinallardan. Orijinallardan. Saf ve evvel. Saf Konyalı. Saf Konyalısın. Karamanlı mısın? Konya. Ha. Kaç, ne zamandan beri buradasın? 2012. Maşallah. Yani 9 yıl olacak. Jeneratör geliyor. Jeneratörüm geldi. Tabii buranın biraz bir sıkıntısı var değil mi? Elektrik sıkıntısı var. Ne zamanda bir elektrik gidiyor geliyor? Çok sık gidiyor da. Şu 2 aydır falan gitmiyordu normalde. 2 ay önce çok sık gelip gidiyordu. Bugün sabahleyin gitti. Akşam 6'da gelecek. Akşam 6'da. 12 saat. Evet. 6'ya kadar yok elektrik. Böyle bir şey. İnternet çalışmaz. Selamun aleyküm. Bu kanada formadır abi. Atacan yapçı mısın? Tamam mı? Yapsın. Biz Türkiye'de öpüyoruz. Ha yapsın. Tamam mı? Selam olsun. Maşallah. Hatırladın mı beni? Eserinizin adı? Bu ne dur? Bana ne medur? Pul yok pul. Para kes. O büyük keşkurunu al baraman. Al baraman. Sakalını çeşini bana da koyar. Keşke abi. Keşkurun abi. Nasılsın? Ne var mı yok? Hayat nasıl? Hayatı nasıl gidiyor? Zor. Elhamdülillah. Zor. Fabrika, işler büyük, kette? Kette işler. Maşallah. Allah bereket versin inşallah. Rahmet. İşlerinize rast getirsin. Rahmet. Nasıl Ferhat'la anlaşıyor musunuz? Sen tercüme et ya, bu yanlış tercüme dersin. Gelişmişler biliyorsan anlamadıydı. Anlaşıyorsunuz. Maşallah. Ya. Elhamdülillah. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? İş ne? Günlük ne yapıyorsun mesela burada? Karabürk müs? Bakıyorsun. Ha. Ha şey, kamera. kamera tamam. Nerede hem kamera var. Burada var, kamera yok ama var, sen var. Kamera. Var kamera. Biz ikinci kamera. dublör abi. Ama bu firmanın büyümesinde büyük payı var dedem. Öyle mi? Evet. Evet. Buranın organizasyonunu derken şehirdeki mal çıkışı, siparişlerin hazırlanması, sabahleyin saat 6'dan gelip akşam 7-8'e kadar buralarda. Oo, yani? Yani dede bizim radarımız aynı radar, zamanda. Radar aynı zamanda, maşallah. Yani dede olmasa olmaz. Yok. Gitmez, işler yürümez. Yürümez yani. Bu kadar yürümezdi yani, bu kadar büyüyemezdik. Tabii sahip çıktı yani, yani. İşe sahip çıktı. Ferhat yok yani mesela büyük, değil mi? Büyük payı var yani konuda. İçeriden mi oturalım, dışarıda mıyız? Dışarısı güzel ama bilmiyorum. Var mı ki yer? Tek sarayı. Uzak, orum var mı?
Hoş geldin. Aleyküm Esselam. Allah'a yarak yaşayın siz. Çerçeve yazın. Var mıymış? Tamam, geliyorum. Şu anda eski dostumuz, bu adam çok kıymetli bir adam çünkü bunu herkes göremiyor. Evet, kaybedenler bir daha bulamıyor bu adamı. Onun için Allah'a şükür iki tane de güvenlik koyduk sağa sola kaçmasın diye. Çünkü şimdi acil bir telefon gelir, bir şey olur. Telefon da kapalı inşallah. Evet, Alimcan Türkiye'deydi değil mi? Kaç yılında? Evet, 96'da gittik biz Türkiye'ye. 98'de sonra İstanbul'a geçtik. Ankara'da bir sene. Ondan sonra 98'den 2003'e kadar orada kaldık İstanbul'da. İstanbul'daydım. Evet. Ondan sonra Sayram'a döndüm. Sayram'a döndük. Evet. Herhalde çay işiyle uğraştın. Çay işi. 14 sene orada. Oo, uğraştım. Bayağı çalışmışsın evet. Ya. Türk şirketinde. Türk şirketi. Ha. 14 yıl çay işiyle uğraştı. Ondan sonra herhalde 4 yıldan beri de kendi işimi. Kendi kahveni yapıyorsun. Bu üçü bir arada kahve. Bir arada nefis. Nefis kahve diye ismi. Biz de biraz içtik. Nefis bir tadı var elhamdülillah. Nefis şeker ekledik bir de. Şimdi işler büyüyor. Nefis şeker var yanında. Küp şekerler. Küp şekerler. Türkiye'deki o küp şekerlerden. Nasıl tutuluyor mu yani? Kahve satılıyor mu? İçiyorlar mı? Beğeniyorlar mı? Beğeniyorlar. Sayram'da yani Çimkent bölgesinde satılıyor. Yayın, evet, satılıyoruz. Açıldın mı biraz daha başka şehirlere? İnşallah. Planlıyoruz. Planlıyorsun. Şimdi çeşit eklememiz gerekiyor da yani tek kahveyle gitmek biraz masraflı oluyor. O yüzden bakalım eğer yanına bir biraz şey daha... çay falan eklersek yine belki. İnşallah. Küp şekeri iyi gidiyor. Küp şeker iyi. Yani küp şeker şu anda iyi gidiyor. Şeker iyi gidiyor. Satılıyor. Evet, satılıyor onu. Ha, çok iyi maşallah. Sonra diğer şehir, diğer ülkeleri düşünüyoruz yani Yusuf abimizin sayesinde. İnşallah bakalım. Bütün dünyaya açılacağız. Dünyaya açılacağız inşallah. Avustralya. İnşallah. Üçü bir arada nefis coffee. Sydney, Melbourne, inşallah. Tokyo, evet. New York, başka? Paris, yeter, London. Yeter. Abi, o kadar gitme. Zaten göremiyorlar, bir de hiç bulamazlar sonra yani. Sonra Alimcan nerede? Hiç kimse bilmiyor. Kayıp. 50 sene oldu görünmüyor falan derler sonra. Evet, şu anda lokantadayız. Herhalde burası Çimkent mi sayılır? Çimkent'in. Evet. Çimkent'in. Karavan şeyde, neydi adı? Köksaray. Köksaray. Güzel bir lokanta. Evet. Bu önümüzde neyi var? Kımız. Kımız. At sütü. Bu at sütü. Saf at sütü mü? Evet. Saf. Katkı madde yok. Katkı yok da biraz ekşitilmiş olabilir abi. Yani ekşitiyorlar. Bir tadına bakacağım. Evet, tadın. İçmiyorum. Nasıl içmiyorsun? Şimdi baş ağrıyor da. Yüzden. Ben sıcak çay içiyorum. Baş mı ağrıtıyor bu? Yok. Sen dedin yani. Tuvaleti gönderiyor. Şimdi bu adam da baş ağrıyor. Piyalaya bir doldursana fena. Piyalaya bir doldurup az az bir deney. Piyalaya. Fark attı, şıvamayla. Çünkü misafire içirmeden istiyorsan. Önce kendimiz bir içelim mi? İşte onu diyorum yani, bir tadına bak, bir görelim yani. Şimdi. Sonra ben içeyim de. Şimdi sen tuvalete kaçarsan o zaman biz biraz düşünürüz. Evet. Evet. Evet, at sütünü şu anda Alim abimiz içiyor. Bir bakalım. Ondan sonra ben içeceğim diye. Nasıl durum? Güzel. Güzel mi? Evet. İçtirmemiş de yani. Tam baş dönmesi, ishal. Kabız. Tansiyon şey yükseliyor. Hani belki bir 16 seneye kaybolma imkanı olabilir. Güzel yani. Nasıl? Güzel. Güzelmiş abi. Taze. Güzel. Taze. İçiyor musunuz? At sütü içiyor musunuz? Yani var mı şeyinizi? Evet. Yani mesela haftada bir... Yok ya da... öyle değil. Arada sırada böyle bayramda seyranda ancak içiyoruz da ama... Ha, bu özel bir şey. Özel bir şey. Hani böyle... Ha, bunu içenler şey diyor. Taze ise biraz şey mi yapıyor? Yok, taze değil. Ne bu şey yani, ters yani. Biraz hani beklemişse. Ha, beklemişse. Biraz ne diyorlar? Sarhoşluk değil hani, biraz uyutuyor adam. Uyutuyor. Baş dönmesi. Baş dönmesi falan yapar. Oluyor. Evet. He. İçtildiği zaman. Bunun bir faydası, yararı, zararı bir şey var mı abi? Faydası çok, çok bunun. Söyle, belki ihracat edeceğiz abi Türkiye'ye at sütü. Türkiye'de var at sütü. Abi şimdi benim bildiğim, bak ben kendim de denedim şöyle bir şey. Bu taze sağlıyor ya abi. Sıcakken. Tamam. Sıcakken içersen abi, tüm böyle içindeki mide şeyler yok mu abi? Onu sonra hepsini temizliyor abi yani, gerçekten. Her şeyi temizliyor. Evet. Bu hani ne diyorlar, taş gibi şeyler olur ya, evet, insan organizmi hani şılak diyorlar ya böyle.
Bu onların... kışın mı içiliyor daha çok, yazın mı içiliyor? Bu yazın. Abi soğukta hani içilmez pek. Genelde sıcakta içilir. Yazın içilir. Evet, yazın içiliyor. Evet, bir tane biraz şuraya doldur bir zahmet. Ha, piyalaya bir de gel. Ya sen komple iç ya şu bardağı şöyle. Şimdi hacı hastane varsa yakınlarda içelim. Ya sonra gerçekleri söylersin abi, sen de. Abi doldur mu o kadar? Az. Tövbe tövbe, adam şeyi kadar doldurdu. Evet, aç sütü içiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyoruz şu anda tadına. Geçen geldiğinde içmemiş miydin ya? Bu ne ya abim? Bu ekşi değil bir de yani. Ekşisi var bir de. Bu ekşi olmayan. Bu da ekşisi olmayanmış. Gözünü kapatıyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun, içiyorsun. Evet. Güzel bir şey. Ah. Evet, tadı nasıl? Hafif, işte bir ekşiklik var. Normal ata götürelim o zaman. Yerinde içersin. At gibi de tadı var yani, at kokusu var sanki. He? Hani aklımda öyle at üstü olduğu için öyle geliyor da, evet, yoksa belki yok, öyle şey. Şey yok. Direkt attın, attan sağarken, seyredip, öyle mi içmek istiyorsun yani? Evet, natural, organik. Ama onu içtiğin zaman hemen şey yapar yani, o temizlemeye başlar abi. Yani şey, koşarsın yani. Geç. Yani bu ayda bir kere bayramdan bayram içeceğim bir şey. Evde bulundurmasın yani. Eğer organizm alışkansa her gün içen de var. Kazakları her gün içiyor. Her gün içen de var. Ha, bizde yok yani. Bizde pek yok. Özbekler pek içmiyor. Ama kazaklar her gün mutfağında, dolabında. Zor bir şey mi bunu bulmak yoksa var yani. Var, piyasada var. Piyasada var. Kımız, kımran, kımran var bir de. Deve sütü. Ha, deve sütü. Satılıyor mu burada? Evet, o da satılıyor. Türkistan'da çoktu. Develer orada çok. Adam hiçbir şey bilmiyorum. Orada işte Ahmet Yesevi dedi, uçtuk gittik yani. Yeni yerlere baktınız mı? Yeni yerlere. Oradan yürüdük. Şey şehir. Ne diyorlar? İnsansız şehir. Dükkanlar hepsi boş. Daha açılmamış evet. Mı? Aşlarımız geldi. Üzerinde sucuk at eti değil mi? Evet, at. Kazı diyorlar abi. Kazı. Kazı. Kazı etimiz var. Şey var, bıldırcın yumurtası var. Sende yok mu abi onlar? Seninkini bir bakayım abi. Seninki özelmiş. Kendiniz özel aldınız. Bize böyle ucuklarla getirdiniz. Sen yemiyorsun diye şey yaptık. Evet. Bunlar at kazı. Kazı eti. İçinde herhalde sucuk gibi yapıyorlar değil mi? Evet, evet. Sana bir tane tuzlanmış buraya. Şey abi. Bir tane de buraya. Bu ne abi? Bıldırcın yumurtası. Bıldırcın yumurtası. Çok faydalı zaten. Bir tane bıldırcın yumurta. Bundan yine bir tane koyayım. Yok ya abi, Allah razı olsun. Bir tanesi fazla. Fakat sen gene ver. Ben çay içeyim. Maz asmam var abi. Her örgen anmadın bir kere. Mazan almak olalım. Türkistan'dan mı? Kem uklap getirdim de uklam. Türkistan'a çıkıyor. Tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım yani, bolluk toplattın mı şimdi? Ha, yakın teşer diyorum. Evet, pilav dedin mi bu? Hayırlısı. Pinceye çıkıyor. Bir çıkıyor. Bir çıkıyor. Evet, Nefis Food, Nefis Group. Nefis Group abi, evet. Evet, şu anda Alimcan abimizin ofisine geldik, imalathanesi. Yeni ortak verildi, yeni patron bunu verildi. Evet. Gel abi böyle. Maşallah, maşallah. Selam. Bazı edeceğimiz abi. Evet. Mesela fazla şey, ofisimiz büyük şeyler, küçük güzel yani. Güzel abi. Senin bakmasın abi. Makamın? Orada ara sıra oturuyorum abi. Seni görmek için randevu alacağız artık bundan sonra. Burada pek oturamıyor ki abi. Orada bir kere çek abi böyle de çekeyim, böyle ara sıra burada otururmuş diye yazarsın. Evet. Ara sıra iş yapıyorsun yani. Evet. Türk zaman, bayrağımız var. Türk evet. Bayrağı da bir gösterelim. Aynen şöyle. Türk bayrağımız var maşallah. Bu Kazakistan görüyorsun. Kazakistan bayrağımız. Ortak iş yapıyoruz abi Türkiye ile beraber. Türkiye ile beraber güzel. Evet, süper. Hem şu an motor yapma. Otur, değil mi motor bende? Hem değil, değil mi motor? Görelim içeri yok, sonra anlaşalım. Ha. Ha, şimdi gidelim, üretelim.
Gerçi ama neyse. Evet, şimdi Alimcan abimizin ofisindeyiz. Gördüğünüz gibi fabrikayı biraz gezdik. Şeker üretimi, küp şeker üretimi yapıyor. Üçü bir arada kahve yapıyor. Şey biraz anlatalım. Yani şimdi eskiden herhalde 14 yıl çalıştın, işçiydin. Evet. Eleman yani. Eleman olarak çalıştık tabii. Ama şimdi 4 yıldan beri kendi işimizi açtık. Evet. İşverensin. Evet. Ekmek kapısı açıldı onlar için, rızık kapısı. Evet. Yani nasıl fark ne, nasıl yani işverenle çalışan? Abi şimdi işçi olarak, eleman olarak çalıştığın zaman önündeki şeyin belli bir işin var. Yani günlük onu gelip yapacaksın, aylığını alacaksın, maaşını. Öyle rutin işe döndüydü biraz işimiz. Yani böyle hiçbir şey yok abi. Yani daha önce ilk başladığımız zaman tabii çabalama var, işi geliştirme, işi de kendini gösterme, bu şekilde çalıştık da, ama belli bir yere oturttuktan sonra rutin, hani günlük git gel olunca biraz sıkıldım abi yani gerçekten o işten. O yüzden böyle şeye karar verdik yani kendi işimi yapmama. Bir de artı hani ilerisi için, hani ne olur ne olmaz. Çünkü her an bir yerde çalıştırırsan o adamın mesela şeyine hoşuna gitmeyebilirsin veya maaşını azaltabilir veya neyse işten gidebilirsin mesela. Öyle bir şeyler var, riskler var mesela diyelim. Hani yaşında bir yere gelmeye başlayınca abi düşünüyorsun bunları. Diyorsun mesela 40-50'ye geldiği zaman eğer işten çıkarırsa gidecek bir yerin yok abi yani. Kimse işe almıyor abi 50'den sonra. Bir de uğraşacaksın, iş bulmaya uğraşacaksın. İş bulmaya uğraşacaksın. Hani ortada da kalabilirsin diye. Öyle bir şeyler düşünürken bu işe karar verdik. Yani kendi işimizi tabii çabası çok abi burada. Yani daha çok düşünmen lazım, daha çok koşman lazım. Ondan sonra ne diyelim, her sorumluluk sende yani, herkes sana bakıyor. İşte malını getireceksin, paketini getireceksin, paketlemesine bak, makineni getireceksin. Bunların hepsi çok. Ama bir zevki de var yani. Sonuçta bir üretim yapıyorsun, birilerine iş veriyorsun, birilerine maaş vermeye çalışıyorsun. Onların verdiği zevk bunları kapatıyor abi. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Kim ağlıyor ya? Merhaba. Ne oldu sana? Ne oldu? Neyi ağlıyorsun? Gel. Ne mi oldu sana? İsmin ne senin? İsmim Rabia. Ha, Rabia ne mi oldu sana? Neyi ağlıyorsun? Bir şey lazım mı? Şeker? Loli? Ha? Gel. Yakşı gel. Maşallah. Bunlar senin balalar. Senin ismin ne? İslam. İslam. Güzel isim. Sen de Rabia. Dört. Güzel maşallah. Bu dördüncü balan. Ha, maşallah. İyi işler yakışı. Evet, dondurmalar var. Evet. Nasılsın teyze, iyisin? Evet, şampuan, diş macunu, sabun. Oş, 800, 300. Başka su var mı su? Su var. Büyük, şişe. 5 litre alacak. Var mı 5 litre? 5 litre mi? Büyük var mı? Tamam. İşletilik var. Pasta su var mı? Hemen. Ne gibi? Bak. Rabia ağlamıyor artık. Durdu. Girdiği zaman ağlıyordu. Ben geldim. Tamam. Durdu. Elini salla. Rabia. Bez gazı. Ha, bez gazı. İşte gazsız değil mi bu? Gazsız. Su. İçme suyu. 600 volt. 1900 volt. Yok, bende var. Duydun mu İslam? Çak 5. Çak. Yes. Evet. Kaç Türk lirası yapıyor bu? Ortalama. 5 dolar. $5 Olamaz ya. Çok ucuz. 5 dolar. Aha. 40 lira. 4,5 dolar oldu yani. Allah Allah. Bu 5000
tenge? 5000 tenge, 10 dolardan biraz fazladır. Ha, ben 10.000 verdim. Ha. Anladım. Yani 10.000 tenge 28 dolar. Tamam. Maşallah bak. Kim için? Elmalar, muzlar, her şey var. Limon tenge 10.000 var yani. Limon lazım mı Ferhat'a? Ferhat limon lazım mı eve? Tamam, yakşı kalın. Allah'a emanet olun. Hayır. Sağ ol. Ben nereden dolayayım?